beni terk etmeyi aklından bile geçirme. İkimiz için de iyi olmaz Fidan. Hatta Zeynep için bile. Anladın mı beni? Anne. Geldim bak. Gel bakalım annenin koynuna. Gel bakalım biraz buraya. Aferin. Kapat yüzünü, uyumaya çalış, tamam? Zeynep. 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 Fidan. Ha Fidan. Hayatım gel. Öyle güzel uyuyordun ki Zeynep'le uyandırmaya kıyamadık seni. Gel. İyi uyuyabildin mi bari? Zeynepciğim bak annemiz de geldi. Hadi hep beraber bitirelim kahvaltımızı. Hayatım şu nar marmelatından muhakkak tatman lazım. Müthiş bir şey, muazzam. Anneciğim nereden gelmişti bu? Antalya. Hah doğru, Antalya. Aç bakayım ağzını. Hadi aç. Kaçtaymış? Efendim? Davet. Konuştuk ya. Ha, 8:30'da çıkmak gerek anneciğim. Ay. Zehra'ya söylemem lazım. Berberi ayarlasın, saçım yapılacak falan, ancak hazırlanırım. Anneciğim biz davete Fidan'la gideceğiz. Efendim? Bu defa karı koca olarak gitmeyi uygun gördüm. Çift olarak yani. Sen de istersen tabii hayatım. Ama bana sorarsan bu davetlerde ara sıra boy göstermekte fayda var. Değil mi anneciğim? Bana yazıklar olsun. Neyi? Zehra. Anneciğim ben götüreyim mi sizi? Hayır. Zehra! Evet.
Aç bakalım. Bak, neler aldım sana. Al. Bir sürü yeni oyuncak aldım dedim. Teşekkür ederiz. Dur, daha bitmedi. Anneye, bu gece giymen için. Zahmete gerek yoktu hiç. Olur mu öyle şey? Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Bey. Söyle Zehra'cığım. Yasemin Hanım geldi. Çalışma odasına al, geliyorum hemen. Ha Yasemin Hanım. Merhaba. Siz geçin, hemen geliyorum. Fidan. Buyurun. Yasemin Hanım, tekrar hoş geldiniz. Buyurun, ayakta kalmayın, oturun lütfen. Yok, iyi böyle. Senin, sen odana git, ben oyuncaklarını getiririm, tamam? Hadi 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 hadi. Ne istiyorsun yine? Fidan'ı istedin, aldın. Daha ne? Yasemin Hanım, maalesef sizinle daha işimiz bitmedi. Ne işi ya? Benim seninle ne işim olabilir? Hemen anlatıyorum. Çok basit bir iş. Benim için bir yolculuk yapmanızı istiyorum. Ne? Bakü'ye gideceksiniz. Çok kıymetli bir şey var, onu yerine ulaştırmanızı istiyorum. Arkadaşım, sen kafayı mı yedin? Ne anlatıyorsun sen? 2 gün içerisinde hazır olun, Bülent sizi alıp havalimanına geçecek. Ne anlatıyorsun diyorum ya? Ha? Sen böyle her istediğini yaptırabilecek misin bana? Şantaj mı yapacaksın sen sürekli bana? Tipe bak. Gören de adam sanır. Size bir şey soracağım. Geceleri hiç böyle geleceğinizi falan düşünüyor musunuz? Mesela geleceğe dair hayaller. Ne görüyorsunuz? Ne? Kendinizi diyorum, 5 sene sonra nerede görüyorsunuz? İş başvurusu gibi oldu. Şaka bir yana. 10 sene sonra ya da diyelim 15 sene sonra mesela. Kızınız Rengin. Nerede görüyorsunuz onu? Ya bu soruların cevabı bu odada alacağınız karara bağlı. Onun için öyle yüksek yüksek, havalı havalı konuşmadan önce bunu bir düşünün derim. Sen ne istiyorsun? Adam akıllı anlat bakayım bana. Hı? Yaklaşın biraz. Ne bu? Çok güzel değil mi? 16. yüzyıldan kalma bir şaheser bu. Kütahya'da yapılan son dönemki kazılarda bulundu. Ne, altın mı bu? Şimdi yeni sahibine gitmek için gün sayıyor. Siz teklifimi kabul edin. Ben de o görüntüleri sonsuza dek sileyim. Ben anlamadım. Sen niye bunu kendin... Sen bunu yurt dışına kaçıracaksın. Sen beni kurye mi yapmak istiyorsun bir de? İşte bu keskin zekanız yüzünden ben sizinle çalışmak istiyorum Yasemin Hanım. Ama hakkımı teslim edin. Ben de kartlarımı açık oynuyorum ama, değil mi? İyice düşünün. Kendinizi düşünün. Kızınızın geleceğini düşünün. Aa, bir de babanız vardı, bakıma muhtaç. Onu da düşünün bence. Ne güzel işte, el ele verip hayatınızı kolaylaştıralım birlikte. Aa, şey, kızınız neydi, Rengin'de? Yeter. Yeter, bir daha benim kızımın adını ağzına alma. Bu kadarı fazla. Bu kadarı beni aşar. Bu olmaz. Yasemin Hanım, görüntüler diyorum. Sen o görüntüleri al. Polise ver.
Ben de bu gördüklerimi polise anlatayım. Nasıl fikir? Tehditlerine boyun eğmemem gerekiyordu. Çok özür dilerim. Ama düzelteceğim. Seni de Zeynep'i de bu evden kurtaracağım. Bak sadece benim dediklerimi yapman gerekiyor, tamam mı? Bak şimdi akşam olduğunda çok hasta olacaksın ama çok hasta. Bağır, çağır, inle, gerekirse yataktan kalkama. Ne olduğunu anlayamasın. Panik olsun, korksun. Ambulans çağıracak. Ben de sizi dışarıda bekliyor olacağım, tamam mı? Siz dışarı çıktığınızda, ambulans da geldiğinde çıkacağım ben. Bağıracağım, çağıracağım. Senin yaşadıklarını anlatacağım, yaralarını göstereceğiz. Hem oradaki sağlık görevlisi rapor tutarsa Zeynep'le beraber buradan gidersiniz. Olmaz. Niye? Yıllardır hiç ambulans çağırmadı o. Bizim doktorumuz var Yasemin. Tamam. Daha çok abartacaksın o zaman. İyice korksun, tamam mı? Kalkama yataktan, ayaklarım tutmuyor de bir şey de. Ambulans çağırmak zorunda kalacak. Bak bunu yapmamız gerekiyor. Deneyelim. Olmaz. Fidan, Fidan. Deneyelim. Lütfen. Yine olmadı. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Biz bu akşam bir yere gideceğiz. Olmaz, inanmaz ki. Tamam, döndükten sonra o zaman. Hı? Tamam mı? Zeynep. Onu da alacağız. Merak etme. Oldu o zaman canım. Yasemin Hanım, siz burada hala ne yapıyorsunuz yahu? Ha? Zilla zor mu kullanalım yani? Arkadaşımla konuşuyorum Rutkay Bey. O kadar da değil. Hadi görüşürüz Fidancığım, Zeynep. Sen oyna, ben birazdan geleceğim, tamam? Hayatım, gel. Bir şey mi oldu? Yok, çalışıyorsan ben sonra da gelebilirim. Olur böyle şey, otur. Bir şey soracaktım. Yasemin niye geldi buraya? Çok merak ediyorsan hemen söyleyeyim, senin için gelmedi. Niye geldi? Benden para kopartmaya gelmiş. Ben Fidan'la kızına o kadar baktım, sahip çıktım. Benim bundan kazancım ne olacak diyor. Demez o öyle. Yapma, yapma. Bir şey yapmayacağım, korkma. Ah benim günahsız sevgilim. Benim saf sevgilim. Rutkay Bey, kuaför geldi. Ha, tamam. Ben Neriman Hanım'a haber vereyim. Dur şaşkın. Senin için geldi o. Benim için? Evet, seni akşama hazırlamak için. Sen iletirsin Zehra'cığım nasıl yapılacağını. Tabii efendim. E hadi gidin bakalım. Buyur. Aynen bu fotoğrafta gördüğün gibi olacak. Tamam, oldu. Tabii ki. Tanıdın mı? Kayınvaliden. Ne güzel kadınmış. Kolay gelsin. Teşekkürler.
Aşağıda hazırlanıyorlar. Rutkay Bey ya, bitirmişlerdir sanırım. Zehracığım, nereden çıktı bu beyefendiler? Kuaför, makyör. Nereden çıktı diyorum, kadın kuaför gelmeyecek miydi? Hastalanmış beyefendi, o yüzden Murat Bey geldi. Murat Bey, bırakır mısınız lütfen? Karımın saçlarını bırakır mısınız diyorum. Bilmeden bir şey mi yaptık? Zehra, yolcu et beyefendileri hadi. Tamam, lütfen siz böyle buyurun. Ben arkadan eşyalarınızı yollatırım. Git saçlarını yıka çabuk, hadi. Yüzünü de yıka, hadi. Bir daha sana benden başkasının dokunmasına izin vermeyeceksin, duydun mu? Hayatım, şahane görünüyorsun. Hadi artık gidin, geç kalacaksınız. Çıkacağız anneciğim. Ama önce benim sizden bir ricam olacak. Neymiş o? Yüzüklerimizi siz takar mısınız? Aa, ne bu şimdi, kaç sene sonra yeni mi farkına vardınız? Bazı şeylerin kıymetini yeni anlıyorum diyelim. O da benim ayıbım olsun. Oğlum ellerim ya, ojeli yapamam ya. Anneciğim lütfen, rica ediyorum. Allah tamamına erdirecek mi? İyi akşamlar. İyi eğlenceler. Son gülen iyi güler. Zehra. Efendim Neriman Hanım. Dikkatimi çekti de bizim bahçe pek bakımsız. Hasan'ın pek vakti olmuyor galiba. Ben de tam size bunu söyleyecektim. Her şey aldı başını gidiyor. Acaba Mehmet Efendi'yi mi çağırsam? Hayır, Mehmet Efendi olmaz. O çok yaşlandı. Bizim bahçeyle başa çıkamaz. Onun bu işlerden anlayan bir oğlu yok muydu? Genç. Neydi adı? Mustafa mı? Ah, Mustafa. Tamam. Sen onu bir ara. Gelsin benimle bir konuşsun. Bu bahçeyi bir toparlasın bakalım. Dur hayatım. Gece geride kalan hayatımızın ilk gecesi. Gece her şey yeniden başlıyoruz. Gel be.
Güzelmiş. Hep annesiyle giderdi böyle yerlere. Sevgilisi olabilir mi? Çok da genç. İlk defa yanında birini gördüm. Rutkay'cığım nasılsın? Yüzünü gören cennetlik dostum. Rutkay Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nerivan Hanım yok mu? Yok, bu gece eşimle beraber. Üstadım, nasıl yani? Evlendin mi sen? Evet. Tanıştırayım, eşim Fidan. Nasıl yani? Hiç haberimiz olmadı. Gerçekten insan söylemez mi ama? Çok tebrik ederim. Teşekkürler. Hayat böyle güzelliği karşıma birden çıkarınca ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Çok iyi yapmışsın Rutkay. Hanımefendi güzelliğiyle aklımızı aldı bu akşam. Mutluluklar dilerim. Çok şanslıyım biliyorum. Vallahi size de bravo. Yılların üzümün bekarını bize getirmek büyük iş. Bu gece buradaki bütün erkekler benim yerimde. Bütün kadınlar da senin yerinde olmak istiyor hayatım. Rutkay Bey. Ben sizi 2 dakika alsam çok ayıp etmiş olur muyum? Bir şey danışacaktım da size. Hay hay. Hayatım geliyorum birazdan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Toprak ben. Fidan. Tanıştığıma memnun oldum. Ne kadar güzel bir akşam değil mi? Hoş, şık. Siz sanırım Rutkay Bey ile gelmiştiniz değil mi? Hı hı. Nesi oluyorsunuz Rutkay Bey? Eşim oluyor kendileri. Pardon, siz kimdiniz? Toprak Çetin. Rutkay Sezai Hersekli. Tanışıyor muyuz? Hiç sanmıyorum. Ama sizin hayranınız olduğumu söyleyebilirim. Öyle mi? Ne açıdan? Karda yürüyüp izinizi belli etmemeniz açısından. Ne demek oluyor o beyefendi? Dilerseniz buyurun. Böyle baş başa konuşalım. Anlatayım ne demek olur. Ne münasebette siz kimsiniz? Hayatım ben birazdan geliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bülent'ciğim, bu kurye Erkan mevzusunu bir daha açılmamak üzere kapat, tamam mı? Emredersiniz.
İyi geceler. Nereye gidiyorsun? Zeynep'in yanına. Benimle kalacaksın. Ama bir baksaydım, şimdi çok korkmuştur o. Bundan sonra geceleri benimle yatacaksın Fidan. Sen ne konuştun o adamla? Efendim? O polis olan adamla. Polis mi? Yahu yanına gelip elini sıkan adamla diyorum. Ben bir şey yapmadım. Ne konuşsun? Çok mu beğendin? Adamı çok mu beğendin? Hayır. Gördüm ama el sıkışıyordunuz. Ben bir şey yapmadım. Ben daha bugün sana ne dedim? Kimse sana dokunmayacak dedim. Kimsenin gözünün içine bakmayacaksın dedim. Anladın mı beni? Beni pişman etme. Pişman etme beni. Anladım, anladım. Anladım. Dışarıda bekliyor olacağım, tamam mı? Senin yaşadıklarını anlatacağım, yaralarını göstereceğiz. Bak, bunu yapmamız gerekiyor. Deneyelim. Olmaz. Fidan, deneyelim. Zeynep. Onu da alacağız. Merak etme. Fidan. Fidan, ne oldu? Hayatım, ne oldu? Fidan, neyin var? Nefes alamıyorum. Neyin var hayatım, söyle. Zehra! Zehra! Hayatım, neyin var? Nefes alamıyorum. Rutkay Bey. Zehra, gel. Ne oldu Rutkay? Karnını falan tutuyor. Ne oldu? Bilmiyorum anneciğim. Karnını falan tutuyor, anlamıyorum. Bağırıp bağırmaya başladı. Nefes alamıyorum. Hayat kötü durumda. Zehra, koş doktor çağır. Bayıldın. Doktor ne yapacak? Ambulansı çağır çabuk. Doktor çağır. Zehra, sen yine de ambulansı da çağır. Tamam. Geçecek hayatım. Şimdi gelirler, geçecek hepsi. Nesi var? Bilmiyorum, birden karnını tutmaya başladı. Ne kadardır baygın? Yarım saat falan oldu. Hanımefendi, beni duyuyor musunuz? Zeynep. Hayatım, Zeynep evde. Sen onu düşünme şimdi. Zeynep'in yanına gideceğim. Hanımefendi, lütfen. Kolunuzu açalım. Bunlar ne? Hanımefendi, ne oldu size?
Onlar geçen merdivenden düşmüştü de çok kötü, o yüzden oldu. Düşme izine benzemiyor. Ben de sizi kapının önünde bekliyor olacağım. Ambulans geldiğinde, siz de dışarı çıktığınızda ben çıkacağım, bağıracağım, çağıracağım. Yaralarını göstereceğiz, yaşadıklarını anlatacağım, tamam mı? Ne oldu size, anlatmayın. Hanımefendi, siz işinizi yapar mısınız? Beyefendi, benim işim bu. Korkmanıza gerek yok, bana anlatabilirsiniz. İsterseniz polise ihbar edebiliriz. Çok başımıza gelen bir durum, merak etmeyin. Bana anlatabilirsiniz, gerçekten ne oldu? Bizim doktorumuz da geldi zaten. Efendim. Anlatın bana. Düştüm. Arkadaşlar, ben aile doktoruyum. Siz gidebilirsiniz. Kusura bakmayın, gece gece size de zahmet verdik. Emin misiniz? Düştüm. Düştüm.